Sen ve Virendra birazdan bu güzel organizasyonun kimin için yapıldığını öğreneceksiniz ve kimin organize ettiğini. Hadi. Vipul, dün bitiremediğimiz töreni bitirmeye geldim. Seni o yüzden buraya getirdim. Sakçı mesaj attı. Birazdan burada olacaklarmış. Şimdi sıra sende. Sen de sür. Evet Fulbi. Birlikte ne kadar tatlı duruyorlar. Purvi zerde çal töreni için özel hazırlık yapmak istedi. Dün yarım kalan töreni bitirmek istedi. Vay canına. Gerçekten yan yana durunca birbirlerine çok yakışıyorlar. Tanrı onları nazardan korusun. Purvi beni çok sevdiğini biliyordum. O yüzden Zerdeçal töreni için böyle güzel bir sürpriz yapmak istedim. Aman Tanrım, Virendra'nın benden nefret etmesini sağlamak için ne yapmam gerek bilmiyorum. Purvi'nin Zerdeçal törenini bu şekilde yapabileceği aklımın ucundan bile geçmemişti. Sırf beni haksız çıkarmak için bunu yapıyor. Yoksa gerçekten dediği gibi Vipul'a tekrar mı aşık oldu? Eğer doğruysa bunu izlemeye tahammül edemem. Konuşmam gerekiyor. Dün neden benim önümde Vipul'a zerdeçal sürdü? Purvi nerede olabilir ki? Virendra, düğünümü durdurmak için babamı bu şekilde buraya çağırmış olman beni hayal kırıklığına uğrattı. Senden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Bu davranışınla beni gerçekten çok incittin. O yüzden lütfen beni affet. Ama ben ve Vipul malikanede değil,
köyde evlenmeye karar verdik Virendra. O yüzden Virendra, Vipul'la birlikte saat 4'teki otobüste köyümüze geri döneceğiz. Umarım ileride bir gün böyle bir şey neden yaptığımı anlayabilirsin. Köyde evlendikten sonra bir daha geri dönmeyi düşünmüyorum. Satılık gelinim. 3.45. Otobüsü yakalamak için 15 dakikam var. Uvi beni böyle terk edemez. İzin vermeyeceğim. Önüne baksana biraz. Özür dilerim efendim. Dinle. Acaba Purvi'yi hiç gördün mü? Evet efendim. Vipul onu dışarı çıkarlarken gördüm. Hey, kör müsün? Evet, durum nedir? Yollar açıldı mı? Saat 4'te kalkan otobüs nereden kalkıyor? Her şey yolunda mı? Hey, evet, baksana. Ben tamam, görüşürüz. Hey, hadi. Bırak şu telefonu. Duymuyor musun? Cevap ver. Hadi. Şuradan dönmeniz gerekiyor. Otobüs arka taraftan kalkıyor. Sen ne yaptın Purvi? Ben seni anlamaya çalışırken beni öylece bırakıp gittin. Neden bunu yaptın Purvi? Niye beni böyle terk ettin? Bayım, ne yapıyorsunuz? Bayım, lütfen dik durun. Siz hareket ederken ölçünüzü nasıl alabiliriz? Tamam. Lütfen şimdi alın. Tamam, tamam kardeşim. Neden böyle üzgün görünüyorsun? Sen buradasın. Ne demek istiyorsun? Başka nerede olacaktım ki? Burada evleniyorum ve bir sürü işimiz var. Öylece bir yere gidemem ki. Terzi Vipul'un ölçüsünü alıyor. Ben de biraz şakalaşıyordum. Sen de katılsana. Bana yardım edersin. Kına töreni başlamak üzere. Ama çok iş var. Hadi gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.